Bunlar bir devletin birikimi, devletin demirbaşı bu insanlar. Siz onları işten çıkararak o birikimi yok ediyorsunuz. TÜBİTAK'tan ikinci yeterli personelimiz yok yanıtı. Daha önce Gaziantep'teki mahkemenin 4 hard diskinin inceleme talebini, kadromuzda bu incelemeyi yapabilecek ehliyetli elemanımız yok diyen TÜBİTAK, bir başka davaya da aynı yanıtı verdi. Biz Bilgem'e bir tane NASA'dan bir araştırıcı gelmişti. Bakın NASA'dan. Adam işten atmışlar ya. Ben duydum yani şok oldum. Hayvanat Bahçesi eski müdürünün yönetici olduğu TÜBİTAK'ta personel sıkıntısı yaşanıyor. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve operasyonu sonrası pek çok kurumda tasfiye rüzgarı yaşandı. TÜBİTAK ve bağlı kuruluşlar da bu tasfiye rüzgarından nasibini aldı. Pek çok nitelikli uzmanın işine son verildi. İşten çıkarılanlar TÜBİTAK'taki tahmin ediyorum ee, bilim adamı sayısı binlere ulaşmak üzere. Adana'daki bir olayın aydınlatılması için Gaziantep'teki Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK'tan 4 hard diskin incelenmesini talep etti. Ancak Bilgen Başkanı Profesör Dr. Arif Ergin mahkemeye bir yazı gönderdi. Bilgen Başkanı son 6 ayda kurumda personel değişimine dikkat çekti. Arif Ergin mahkemeye son 6 ay içerisinde yaşanan yoğun değişim sebebiyle söz konusu talebinize yönelik uygun ve ehliyetli personel bulunmadığından üzülerek talebinize olumlu cevap verememekteyiz yanıtını verdi. TÜBİTAK'ta mutlaka bir tanıdığınız vardır bir sorun bakalım. Bir ilerleyen projeye yeni bir şey var mı diye. Yok çünkü sürekli zaten Bil birikimli, tecrübeli insanlar işten çıkarılıyor. Bilgen Başkanı'nın ehliyetli personel yok yanıtının üzerinden kısa bir süre geçmeden bir başka mahkemeye aynı yanıt verildi. Ankara Cebeci'de yaşayan Nazan Aydos, 23 Nisan 2014'te eşiyle tartışmasının ardından balkondan düşerek öldü. Soruşturmada balkondan düşme görüntülerinin bulunduğu CD'yi savcı TÜBİTAK'a gönderdi. Savcı olayın aydınlatılması için o CD'nin ayrıntılı incelenmesi talebinde bulundu. Yani böyle 15 yılı aşmış çalışan, bilgi güvenliği konusunda, kriptoloji konusunda uzman insanlar sürekli işten çıkarıyor. TÜBİTAK Bilgen Merkez Başkanı Profesör Doktor Arif Ergin, Gaziantep'teki mahkemeye ilettiği yazının benzerini de Ankara'daki savcıya gönderdi. Bilgen Başkanı Ergin, ölümü araştıran savcıya sözleşmeler imzalanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan milli kritik projelerin yoğunluğunu gerekçe gösterdi. Bilgenin Başkanı itirafta bulunuyor. Diyor ki işte yeni elemanlar alınacak. Ankara'da teknik olmayan bir heyet bunları seçecek. İşte gelenleri idare edin ya. Siz kadar iyi insanlar olmayacak bunlar. Hani bu gelenleri idare edin falan deniyor. Ya bu şekilde bir bilim kurulumu kurulu, kurumu yönetilemez yani. Bilgen Başkanı Profesör Doktor Arif Ergin, istenen incelemeyi yapabilecek ehliyetli personelimiz bulunmadığından talebinize olumlu cevap verilememektedir diyerek savcının araştırmasını istediği görüntülerin analiz edilemeyeceğini bildirdi. Ve bu durum TÜBİTAK'taki nitelikli personelin işten atılmasının ikinci olumsuz örneği olarak dikkat çekti. Üç dil bilen bir insan. İngilizcesi, Fransızcası, akıcı. Sınava girmiş, 90 kusur almış sınavdan bilgi güvenliği konusunda çalışan bir insanı işten çıkarıyorsunuz ya.